Azaltıyorum bundan sonra. Ekmek konusunda eskiden iki tane şey alıyordum. Kesit mi ne deniyor ya, dilim falan. Bu şu anda bir dilim. Eskiden böyle yarım ekmeği, bir ekmeği bitirirdim. Şimdi artık maalesef elveda. Çayıma bazen şey koyuyordum, bal. Ondan da vazgeçmek zorunda kalıyorum. Çünkü ben şeker hastası olmak istemiyorum. Bir de dolaşmam gerekiyor. Eşim diyor git dolaş falan. Bundan sonra artık dolaşmam, hareket etmem. Her yarım saatte bir bilgisayarın başından kalkıp yürümem lazım. Sağlığıma inşallah dikkat edeceğim. Benim annem şeker hastasıydı. Ben şu anda 60 yaşına vardım. Yakında 61 olacağım. 61 asal sayı mı? Evet, asal sayı. Evet dostlar, işte böyle şeker dünyasından. Sakın ha bayramda çocuklara da şeker vermeyin. Şeker yerine meyve verin. Başka şeyler verin. Meyve verin, hatta tuz verin. Ama tuzun da tansiyona zararı var. Koyunlar gelirse tuz verin. Şimdi öyle. Şeker konusunda dikkatli olmamız lazım. Bence yani en yaygın alışkanlıklardan, heroin gibi, meroin gibi alışkanlık yapan korkunç bir şey. Yani eskiden böyle sentetik şeker yoktu. Binlerce yıl önce maalesef sentetik şekerin ne zaman yapıldığını da bilmiyorum. Yani yakındır, yani son 1000 yıl içerisinde olan bir şey. Ama sürekli bal vardı. Çok şekerli bir şey, glikoz var içinde. Bizim bildiğimiz şeker de sakkarozdan oluşuyor. Biraz formüllerinde farklılık var. Onun için bir de su içmem lazım. Eğer şeker hastalığı olan varsa veya da şeker öncesiyseniz. Ama bu pahalı bir şeymiş. Benim eşim uzman olduğu için ona veriyorlar. Çeşitli şirketler ona bu gibi şeyleri bir sürü veriyorlar. Çeşitli hastalar üzerinde denemesi için. Ben şimdi eşimin deneyi oldum. Denek! Diyor, Edip diyor, senin şekerin yükseldi diyor, telefonu açıyor. Hadi git koş falan filan. Yahu Allah bana ne güzel bir şey nasip etti ya. Dünyanın en güzel, en iyi kadınına denk getirdi Rabbim. Hicretin bir şeyi olarak, bir bağışı olarak. Bir de bazı konularda benimle çok ters. Ama bunu Rabbim bir nimeti olarak görüyorum. Çünkü eğer onun tersliği, freni olmasaydı şimdi ne hallere gitmişti. Mesela geçenlerde yazdım. Dedim ki eğer eşim olmasaydı, yani eşim olmasaydı demeyeyim de, saçımı böyle şöyle boyatmak istiyorum. Gökkuşağı rengiyle gerçekten. Ama eşimden izin almam lazım. Şimdi eşim olmasaydı ben böyle saç sakal hepsi birbirine karışmış halde olurdum. Yani biraz normal bir adam gibi görüyorsanız eşime teşekkür etmeniz lazım. Neyse, 30 yıldır benim sevgilim, Allah razı olsun, iki çocuğumun güzel annesi. Rabbim size de mutluluk versin, takdir edin. Takdir çok önemli. Allah diyor, eğer takdir ederseniz nimetimi artırırım.